Merhaba değerli Ateş hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz. Almanya'da 100 metre uzunluğundaki bir sokağa satın alan Türk, orada oturanlara yazı gönderdi ve 3 Mayıs'a kadar ya evinizin önünü satın alırsınız ya da yolu kapatırım dedi. Sokakta oturan Almanlar panikte, toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Bu da ilginç bir haber. 100 metre uzunluğundaki yol 1990'lı yılların başında site geliştirilirken oluşturulmuş ve görünüşe göre özel mülkiyete kalmış. Asıl sahibi yol parçasını açık arttırmaya çıkardı ve Türk vatandaşı bu özel yolu 2500 liraya satın aldı. Yıldırım ise yerel sakinlere, mülklerine ve cadde üzerindeki park yerlerine hala erişebilmek istiyorlarsa caddeyi kendisinden satın almaları teklifinde bulundu. Ancak eğer bu gerçekleşmezse 3 Mayıs'tan itibaren yolu kapatacağını vurguladı. Bir fiyat belirtmeyen Yıldırım ise tekliflerin kendisine e-posta ile gönderilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti. Yıldırım sevindik ev sahiplerinin sokan ilgili kısımlarını kendisinden satın almamaları durumunda kendisine ait olan bölgeyi kullanıma kapatacağını duyurdu. Peki olay nasıl başladı? Sokakta yaşayanlar bir sabah posta kutularında buldukları tebligat karşısında şaşkına döndü. Kendisini sokağın yeni sahibi olarak tanıtan Yıldırım Sevindik isimli kişi mahalle sakinlerine 3 Mayıs'a kadar süre verdi ve bu tarihe kadar kendisine caddeyi kullanmak için fiyat teklifi yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri ilk olarak bunu 1 Nisan şakası zannetse de gerçek daha sonra ortaya çıktı. Bölgenin geliştiği 90'lı yıllarda ortaya çıkan bu cadde Özel mülkiyet olarak kalmıştı ve bunu kimse bilmiyordu. Yıldırım Sevindik 21 Temmuz 2022 tarihinde yaklaşık 2500 Euro ücret karşılığında parseli yani sokağı satın aldı. 100 metre uzunluğundaki bu sokağın devreden çıkarılıp yeni bir düzenleme yapılmasının ise 180 bin Euro'luk bir maliyete neden olacağından mahalle sakinleri çaresiz kaldı. Tabi olay avukatlara kadar düştü. Açıklama şöyle yapıldı. Halka açık bir satış olduğu için mülkü herkes satın alabilirdi. Ama muhtemelen kimsenin bundan haberi olmadı. Şimdi herkes 3 Mayıs tarihini bekliyor. Ee, Yıldırım Sevin'deki eğer caddeyi kapatırsa belediye devreye girecek. Bu caddede oturan Almanlar çözüm bulmak için toplantılar yapıyor. Alman medyası da bu durumla ilgili sürekli takipte. Bazı mahalle sakinleri evlerini satıp, bu sorundan kurtulmayı planlasa da bu pek mümkün gözükmüyor. Haberi beğendiyseniz beğeni yapabilir, kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.